Arkadaşlar merhaba. Ertelenmiş webinarımızın tekrarını bugün yapıyoruz. Telafisini diyelim daha doğrusu. Bugün yapıyoruz. Bu zaman zaman internetin kötülüğünden şeyler olabiliyor. Görüntü kesikliği olabiliyor. Bunu maruz görün. Bunun bizde bir ilgisi yok. İnternet kalitesi nedense bugünlerde kötü. Koronadan etkilenmiş olabilir diye kötü bir espri yapmak isterdim ama hiç değildi şimdi. Bugünkü aslında konumuz Forex'le ilgili bazı risk analizleri, marş hesabı, yapılan büyük yanlışlar gibi Forex'in temel stratejik konularıyla ilgili bir takım ayrıntılara değinelim diyordum ama tabii o kadar hızlı gelişiyor ki gündem o kadar hızlı gelişiyor. Onun için sanki bir miktar önce şeye bakmakta, diğer ayrıntılara bakmakta fayda varmış gibi görünüyor. Şimdi tabii uzun zamandır hepimizin çok ilgilendiği, yakından ilgilendiğimiz petrol var. Petrol gene bugün son 30 yılın galiba, yanlış hatırlamıyorsam çok da önemli bir son kaç yıl oldu ama son epey bir yılın kötü seviyelerini gördü. 17-20 civarında 17'leri gördü aşağı yukarı. Ondan sonra bir miktar toparladı. Şimdi bu söylediklerim doğru anlaşılsın. Petrol buradan dönüyor demiyorum ama şunu söylüyorum. Petrol dönecekse böyle dönecek. Yani bu petrolün, dolar TL'nin, USD zarın, bu tür enstrümanların karakteristik bir dönüş hareketi vardır. Sert bir şekilde aşağı doğru hareket ederler. Ondan sonra beklenen tepki görmesi beklenen yerden burada 17 seviyesi, buraya kadar düştükten sonra 17 seviyesi iyi bir destek bölgesi olarak düşünülüyordu tabii. 17 seviyelerine yaklaşınca ciddi bir tepki gördü. Bu tepkiden sonra da bir miktar hareket etti yukarı yönlü. Yani henüz daha 1-1,5 dolarlık bir yukarı yönlü inmesi var ama şu bölgelerde ve bundan daha önceki haftalarda en azından şu son birkaç saat içerisinde için söylüyorum. Çıktığı her yerden satış yiyen bir petrol yok. Son 1-2 saat için söylüyorum. Bu her şeyin bittiği ve tekrar hızla 50'ye doğru bir hareket ediyoruz manasına gelmesin. Öyle algılanmasın. Ben onu söylemiyorum. Ama yine diyorum söyleyeceğimi. Petrol eğer dönecekse nereden dönecekse hareketi 3 aşağı 5 yukarı böyle dönecek. Çok nadiren ağır aksak dönsem mi dönmesem mi diyerek hareketinden sonra yukarı yönlü trend hareketini oluşturduğu çok çok ender görülmüştü. Olduysa da en azından ben çok az şahit oldum. Bu manada petrol şu son birkaç saat içerisinde ondan önceki birkaç haftaya göre daha iyimser hareket ediyor diyebiliriz. Umarız nazar değmeyelim. Bir başka hareket de dolar TL'de vardı. Bugün dolar TL'de işte dün de bahsetmiştik hatırlarsınız. IMF ile görüşmeler devam ediyor. Her ne kadar hükümet kanadı inkar etse de zaten olağan periyodik aralıklarla görüşmeler var. Bu ara bu daha da sıklaşmış vaziyette. Onunla ilgili doğru ya da yanlış bazı haberler düşüyor piyasaya. Bu haberlerden birisiyle ilgili bu görüntü sabah 10 kuruşa yakın bir aşağı yönlü hareket etti dolar TL. Bu kredi meselesiyle ilgiliydi sanıyorum. Yanlış yorumlamadıysak. Ama yine birkaç günden beri söylediğimiz şey var ki dolar TL'de maalesef aşağı yönlü hareketlerin her birisi alıcıyla karşılaşıyor. Burada da öyle oldu. Şu aşağıdaki tek bir mumla bile 5-6 dolarlık tekrar sert bir yükselişte cevap verdi. Belli bir rölantiye oturmasını biliyor ve ümit ediyoruz. USD zar aslında gelişen ülkelerin lokomotifi olan Güney Afrika randı bugünkü harekete çok eşlik etmedi. Ne aşağı yönlü ne yukarı yönlü. Bunun sebebi tamamen Türkiye'nin kendi özelinde gerek IMF ile olan görüşmeler, gerek
alınan ekonomik kararlar. Bu özelde hareket eden bir kur hareketinde. Onun için çok diğer para birimleriyle, gelişen ülke para birimleriyle çok korele hareket etmedi gün içerisinde. Bunu görmedik. Kendine özel bir hareket şekliydi. Sterlin dolar paritesinde major pariteleri de çok kısaca göz atmak istersek bu saatlik grafik çok kabaca şuradan görüneceği gibi bir kanal oluşturmaya başladı. Bu kanal çok dikeyimli bir kanal değil, çok sert düşüşler o açıdan beklememek lazım. Bu kanal içerisindeki oluşabilecek hareketlerden. Şöyle kabaca şöyle çizelim. Böyle bir kanal oluşma görüntüsü var. Bir miktar daha aşağı yönlü bir hareket gelebilir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aralarda da sanki aşağıya teması bu kez biraz daha zor gibi. Eğer bizi yanıltmıyorsa tabii bu günlerde çok fazla grafiğe aşırı güvenmemek lazım. Görüntü bizi yanıltmıyorsa sayım burada tamamlamış gibi görünüyor. Bir miktar düzeltmeden sonra bu kanalı yukarı yönlü ihlal edebilir, kırabilir ya da kanal geçersiz olabilir. En azından bunu söyleyebiliriz. Bu kanalın ömrü çok uzun olmasa gerek. Zaten iki sebepten dolayı. Birincisi çok hızlı yukarı aşağı hareketini yaparak sayımı tamamlamış kanal. İkincisi de kanal zaten saatlik grafikte oluşan bir kanal. Dolayısıyla çok uzun vadede bir trend devamı beklenmemeli bu tür kanallar için. Buna yakın bir görüntü, biraz daha sert eğimli euro dolar paritesinde böyle bir aşağı yönlü var. Bugünlerde açıkçası majör paritelerde çok büyük marjinal hareket var. Yok, daha çok şöyle değerlendirmek lazım. Bir yataya bağlama şekli var euro dolarda. Euro dolar zaten açıkçası çok fazla sert hareket etmediği için çok özel koşullar dışında. Bu özel koşullardan birisini geçtiğimiz ay gördük. Dolar paritesi yine kendi içinde beklenen seviyelerde kalmasına rağmen sterlin dolar paritesinin 1.14'lere kadar indiğini görmüştük. Bu çok ekstra bir durumdu. Çok farklı sebepleri vardı. Onu dün konuşmuştuk. Euro dolar genel olarak bu şekilde bir yataya bağlama görüntüsü verdikten sonra diğer majör paritelerde çok ekstrem hareketler olmasını beklemek çok doğru değil. Bir müddet daha böyle buna kararsız mı demek doğru ya da yatay bant hareketi mi demek doğru sizin tercihiniz ama bana göre sanki bir biraz kararsıza yakın bir hareket var. Çünkü yukarı ivmelenmelerde aşağı düşüşlerde çok hızlı ve sert geliyor. Gün içerisinde hala özellikle sterlin dolar paritesinde 80-100 piklik hareketlere şahit olabiliyoruz. Majör paritelerin genel görüntülerini aslında özetleyen bir diğer paritede USD-CHF, İsviçre frangı. İsviçre frangında da şöyle bir görüntüsü var. Bunlar çok net şeyler değil. Çok iddialı çizilmiş çizimler değil. Sadece kabaca fikir olsun diye yapılan çalışmalar bunlar. Eğer bu trend çalışırsa burada bir miktar uzun vadeli bir trend diğerlerine göre saatlik grafikte. Bu da saatlik grafikte ama zaman olarak da biraz daha eskiye dayalı olduğu için diğer euro dolar ve sterlin dolardaki kanal hareketine göre biraz daha güvenilebilir. Yorum burada şu yapılabilir. İşte USD-CHF paritesinde 96 60 96 70 seviyeleri yukarı doğru kırılmadı. 96 70 şurasını alıyor. 96 80. Bu seviye yukarı doğru kırılmadığı müddetçe aşağı yönlü düşüşün bir müddet daha devam edeceği beklenebilir. Bu da aslında bize dolar endeksinde bir düşüş işareti şeklinde yansıyacaktır. Aslında benim fikrim tabii genel olarak böyle bir yorumla ben başka yorumcuların buna katılır katılmaz mı onu bilmiyorum ama benim yorumum şu, genelde ben USD-CHF'yi İsviçre frangını bir sabit para şekliymiş düşünmeliyim. Ve doların buna karşı alacağı pozisyonun diğerlerine de doğrudan yansıyacağını
hesap ederek çalışmalarımı yapıyorum. Yani bir sabit paradan kastım, eğer dolar endeksi açısından bakıyorsak burada, USDCHF düşüyorsa dolar endeksi doğal olarak düşecek. Tabii burada demek istediğim şey şu, USDCHF çok yavaş bir grafik olduğu için Euro dolara ya da sterlin dolara göre çok daha yavaş çalışan. Yukarı yönlü hareketinde de aşağı yönlü hareketinde de çok hızlı hareket etmeyi çok ekstra durumlar dışında tercih etmez. Genel olarak yön tayin eden görüntüsü vardır. Buradan yön tayinini eğer kestiremiyorsanız buradan genel yön tayinini kestirerek Euro dolarda ya da sterlin dolarda işlem kararınızı vermek ya da en azından sağlamasını yapmak, USDCHF'ye göz atmak bu manada fayda getirecektir diye düşünüyorum. Sadece majörlerdeki kararsızlığınıza bir cevap olsun diye değil, egzotik paralarda da diğer para çiftlerinde de özellikle bir bacağı dolar cinsinden bir para çiftinde işlem açıyorsanız USDCHF biraz daha kılavuz gibi çalışacaktır. Bunu unutmamanızda fayda var. Ben genel olarak USDCHF'den teyit almadan herhangi bir para çiftinde işlem açmanın bir tarafında eksik kalabileceğini düşünüyorum. Tabii bu söylediğim şeyler sadece bizim gibi, yani ben öncelikle kendi sistemimi kısaca bahsetmiş olayım. Bilmeyen arkadaşlar vardır içerisinde. Bizim Facebook grubundan çoğu arkadaş belki beni tanıyor, işlem şeklini de biliyor. Hatta birçok arkadaşla şahsen de tanışmış vaziyetteyiz belki ama tanımayan, bilmeyen, karşılaşmadığımız arkadaşlar da var. Benim genel olarak işlem tarzım day trade, carry trade ya da scalp denilen kısa süreli işlem şekliyle işlem açmam. Daha çok orta uzun vadeye aç, kademeli aç ve bekle şeklinde. Yani bir miktar daha uzun vadeli yatırımcı şekliyle hareket ettiğimi söylemek daha doğru olur. Bu işlem tarzı bana çok agresif, çok hızlı hareket etmeden karar vererek, düşünerek, taşınarak hareket etmek, uzun vadeli beklemek hem paniğe kapılmadan işlem açmanızı sağlıyor. Açıkçası ben kendim için soruyorum. Hem paniğe kapılmadan hem acele karar verip yanlış karar vermemeyi sağlıyor. Bu açıdan yanlışları çok ciddi şekilde elimine ediyor. Bu konuya böyle başlamışken aslında şu şekilde devam edebiliriz. Bunu da söylemiştim. Stratejik detaylara gelelim Forex ile ilgili diye. Arkadaşlar şimdi şöyle anlaşılmasın. Ben Forex'i şu şekilde görmüyorum. Forex çok iyi bir olayları ya da parite hareketlerini çok iyi şekilde kestirme olayı asla değildir. Forex'in böyle bir özelliği bana göre yok. Yani işin o tarafı biraz daha sanki fazlalık ve tam üzerine kurulmuş bir sisteme yönelik çalışma gibi gelmiş. Bana göre Forex öyle değil. Forex'te yanılmak tabii ki bu işin doğasında var. Mümkün olan en az yanılmayla işin içinden çıkmayı becerebilmek lazım. Yani şimdi şurada bakarsak örneğin bu şu paritede CHF'de mesela petrolde, yani petrolde kim söylerdi ki 18'leri görelim. Bırakın 18'leri, 20'leri, 25'leri görmeyi kim hesap ediyordu? 60'lardan, 70'lerden kim sattı? Bilmiyorum. Yani bu kadar uzun süreli, bu kadar derin tahminler yapabilecek yatırımcılar var mıdır? İşlemci arkadaşlar var mıdır? Ben açıkçası kestiremiyorum. Yani bana söyleseydi birisi, bırakın beni tahmin edin. Bundan 2 ay önce bana söyleseydi, petrolde 20'leri, 25'leri hatta 15'leri, 18'leri bekler misin diye, ben asla beklemez, yani beklemedim de söyleyebilirim. Şimdi de söylüyorum. Dolayısıyla mesele burada yanılıp yanılmama ve her yaptığınız tahmini birebir tuttuğunda şeklinde düşünülmemeli. Burada mevzu sadece tahminden ibaret değil, önemli bir stratejik taktiksel karar da almak lazım. Yanıldığınız halde hesabı patlatıp patlatmamayı becerebilmeniz lazım.
Bunun tek yolu var. O da şuradan geçiyor. Forex'te yapmamanız gereken tek yanılgı yanılacağınızı unutmamanızdır. Mutlaka bir gün bir yerde yanılacaksınız. Çünkü istatistik dediğimiz şey, bunu her zaman söylüyorum. Normal bir seminerlerde de söylüyorum. İstatistik dediğimiz şey, eğer matematik doğru çalışıyorsa %1'lik bir istatistiğe sahip bir risk bile bir gün olur sizi bulur. Çünkü eğer bu piyasanın içerisindeyseniz, uzun vadeli bu işleri yapıyorsanız mutlaka 100 tane hareket yapıyorsunuz. Hatta binde birlik bir istatistiği ne varsa girdiğiniz riskin 1000 işlem yapıyorsanız ya da 1000 ayrı karar alıyorsunuz eninde sonunda birisinde yanılacaksınız. Bu şekilde bir yanılgıyla karşılaşacağınızı ve aslında bunun hiç de böyle küçümsenecek cinsten bir yanılgı olmayacağınızı mutlaka aklınızın bir kenarında bulundurmanız gerekir. Salt tahmin üzerine, salt grafik üzerine ya da salt analiz üzerine yapılabilecek çalışmalar işte yani koronavirüsün analizini kim yapabilirdi ki bundan birkaç ay önce kim tahmin edebilirdi? Yani petrol 20 dolarlara düşecek diyen arkadaş koronavirüsün olacağını biliyordu da mı tahmin ediyordu? Şimdi şunu inkar etmiyorum. Ben petrolün 20 dolara düşeceğiyle ilgili daha önce, çok daha öncelerde grafikler işte değişik sitelerde, değişik ortamlarda hani böyle eliniz gözünüz açıksa baktığınız yerlerde değişik zamanlarda bu tür küçük kaçık grafikler görüyorsunuz. Ama yani ben bunu son 10 yıldır hemen hemen her gün görüyorum ya da her hafta görüyorum. Yani niye şimdiye kadar düşmüş? İşte aha da adam bilmiş, arkadaş baksana bu adam böyle bir tahminde bulunmuş diyeceğiniz adamın grafik geçmişine baktığınız zaman da binlerce saçma sapan grafik çizgileri görüyorsunuz. Yani adam periyodik aralıklarla her hafta aynı şeyleri çizerse hani duran saat misali bir gün olacak, tutturacak tabii yani. Tutturabilir daha doğrusu. Bunu tutturmazsa bir başka birisini tutturur. Yani şimdi burada bu tarzda bir hareket görüntülemek için ancak ve ancak herhalde şey olmak gerekir. Müneccim olmak gerekir. Onun dışında başka bir tahminle petrolün buraya geleceğini kestirmek çok da kolay değil. Bunun dışında başka örnekler vermek gerekirse işte size buyurun. Nasdaq grafiği. Şimdi Nasdaq grafiğinin günlük grafiği. İşte 9 10 bin lira, 10 bin lira çıkmış. Burada tarihi zirvesini yapmış Nasdaq. İşte virüs hikayesinin hatta virüs hikayesi burada daha önceleri başladı. Şu tarihlerde falan başladı. Ocak ayı şu bölgede bakın bu bölgede virüs haberi duyulmuş olmasına rağmen Nasdaq ciddi bir şekilde yükselişine devam etti. Yani 1000 puan civarında daha prim yaptı Nasdaq. Virüs haberinin ortalığa yayılmış olmasına rağmen bu prim yaptı. Sonra ne oldu? Sonra virüsün etkili olmaya başladı. Çin'den başlayan Avrupa'ya yayılan devam eden süreçte Nasdaq çok hızlı bir şekilde arada çok küçük bir birkaç günlük bir düzeltmeden sonra çok hızlı bir şekilde 6500-6600 seviyelerine kadar geldi. Tamam peki hadi buradan devam ediyor. Diyelim ki çok sert düşüşü bilebilecek ve tahmin edecek bir arkadaş vardı. Sonrasında ne oldu? 6600'lerden tekrar döndü. Neredeyse 9000'lere dokunacaktı. İşte belki de dokundu hatta. Yani 9000'li seviyelere tekrar döndü. Yani şimdi insana sormazlar mı? Yani 10 bine gelmiş Nasdaq. Madem bu kadar panik yapıyordunuz, madem bu kadar her şey alt üst olmuştu, neden 10 binler 10 binden dönüp 6600 seviyelerine gelen Nasdaq, sonra ne oldu da bir anda 9000 seviyelerine çıktı? Ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Hep beraber fark ettik. Yani evet, Amerika çok ciddi bir parasal müdahale yaptı. İşte önünüz açık dedi, parasal sınır yok dedi, limit yok dedi. Kredi dahil, hisse satın alması dahil, şirkete ortak olmak dahil her türlü atraksiyonu gösteririz dedi. Yani şimdi bunları söyledi ama bakın biz
Bugün sabah bir arkadaşla konuşurken aynı şeyleri soruyor. Örneğin burada Nasdaq'ta neyi fiyatlıyoruz biz? İşin özünde. Burası evet, burası bir endeks ama bunun içinde diğer hisseler için de geçerli. Bu Nasdaq özelinde söylemiyoruz sadece. Diğer hisseler için de bu geçerli. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani bir saniye. Pardon. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Bu hisselerin Nasdaq ya da DAX ya da S&P fark etmez. Yani genel olarak şimdi mantığını anlatmaya çalışıyorum. Burada endeks fiyatlarını görüyoruz ama neticede bunların içerisindeki hisselerin kendisi bireysel olarak. Tamam. Bireysel olarak fiyatlanan hisseler neye istinaden tekrar bu kadar primlendi? Neye istinaden yaptı? Hisse satın alındığı için. Evet. Hisse satın alındığı için prim yaptı. Tamam. Bir miktar puanlanmasını, düzelmesini ya da düşüşünü hız kesmesini anlayabiliriz. Ama bu kadar tekrar bu kadar prim yapması sizce normal mi? Bence normal değil. Yani şunun için normal değil. Ya buradan düşecek mi? Hani aslında söylemiyorum. Sadece söylemek istediğim şey şu. İşte çok böyle mantık düzeyinde doğrusal hareket etmiyor. Ona dikkat çekmek istiyorum. Madem bu hisseler, yani bu şirketler hisse kime ait? Şirkete ait. Çalışan bir fabrikaya ait. Bir üretim tesisine ait. Belki bir teknoloji şirketine ait. Ama her birisi salt teknoloji şirketi değil ki. Bunun içerisinde oyuncak üreten şirket de var, araba üreten şirket de var, gıda üreten şirket de var, akaryakıt şirketi de var. Var, da var. Bir sürü şirket var. Yani peki bu üretimlerin hepsinde, hemen hepsinde neredeyse, en azından ciddi bir kısmında petrol kullanılmıyor mu? Yani madem üretimi yapan şirket olumlu puanlanıyor. Neden petrol olumlu puanlanmıyor? Hani ben istiyorum da olumlu puanlansın manasında söylemiyoruz bunu. Yani aradaki dengesizliği söylemeye çalışıyorum. Bugünlerde bu tür dengesizlikler çok fazla karşılaşıyoruz. Buna benzer bir şeyi dün de söylemiştim. Bugün daha da fazla açılarak devam ediyor. Bakın Brent petrolü 26-20 seviyelerinde, 18 seviyelerinde. Yani dün 6 dolar, 7 dolar bu rakamlar çok sağlıklı değil. Bunun doğru düzgün bir kalıba oturması lazım. Bir sisteme oturması lazım derken 6 dolar, 7 dolar yüksek derken bugün 8 doların üstüne çıktı. Birkaç saat önce 8,5 doları bile geçti. 9 dolara yaklaşan bir şey vardı. Brent ile WTI arasında 8,5-9 dolar civarına kadar ulaşan bir fark vardı. Yani şimdi gelmek istediğim şey şu. Bugünlerde doğru hareket etmiyor hiçbir şey. Tahminleriniz olabilir. Hepimizin bazı tahminleri var. Kimisi düşecek diyebilir, kimisi çıkacak diyebilir ama bence bu özellikle bugünlerde şu bir hafta daha bence bu bir hafta sonra bana göre neden bir hafta onu birazdan açıklarım. Bir hafta daha sanki böyle pariteler arası korelasyondaki ciddi şaşkınlık devam edecekmiş diye düşünüyorum ben. Yani en azından bir hafta daha bu şekilde gidebilir diyelim. Bir haftadan sonra artık yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlayacaktır bence. Neden bir haftanın cevabı da şu. Aslında şu anda piyasanın borsalarda gördük çok ciddi bir toparlanma var. Diğer taraftan işte majör paritelerde olağan dışı çok ciddi kriz boyutunda bir hareket yok. Yani dolar endeksi her zaman görebileceğimiz seviyelerde. Müstakil olarak tek tek sterlin dolar ya da euro dolar paritelerine baktığınız zaman da onlarda da çok olağanüstü bir durum yok. Burada şu anda aslında piyasanın genel havasını bozan bir tek olumsuz bence olumsuz faktör var. Bu da şey Amerika'dan özellikle dün gelen çok kötü şey hastalıkla ilgili ölüm sayısıydı. Bununla ilgili işte takip eden arkadaşlar mutlaka gözünden kaçırmamıştır. Bir istatistiksel raporlama niteliğinde bir değişiklik oldu. Daha
daha önce düne kadar koronavirüsünden ölen insanların sayısı mutlaka koronavirüsünden pozitif testten pozitif çıkmış olmasını gerektiriyordu. Dün bunu değiştirdiler bir kararla. Kime ne faydası var? Niye değiştirdiler? Neden böyle bir gerek duydular? Onu bilmiyorum ama dün alınan kararla artık evinde ölen adam herhangi bir yakını ya da bu bakım evlerinde de çok ciddi şekilde oradaki yaşam sistemine göre öyle bir düzen var sanıyorum Amerika'da. Bakım evlerinde de ölenlerin çok ciddi miktarı bakım evlerinden oluyor zaten. Mevzu şu, koronavirüs testi yapılmamış dahi olsa, bırakın pozitif çıkmayı, yapılmamış dahi olsa ölümüne şahit olan insanlar, yakınları ya da işte her neyse, ya bu adam aksırıyordu, tıksırıyordu, kuru öksürüğü vardı, son günlerde ciddi bir de ateşe sahipti gibi koronayla ilgili bir takım belirtileri sayarsa, yani herhalde bu koronaydı, koronadan öldü gibi yorumlar bile tek başına bu ölen kişinin korona istatistiğine dahil olmasını sağlıyor. Dün böyle bir karar alındı. Onun için bir anda 3.000-3.500 civarında olan ölü sayısı, günlük ölüm sayısı 5.000'in üstüne çıktı. 5.000'in üstüne çıktıktan sonra da ne hikmetse sadece petrolü vurdu. Nasdaq bugün gene yükseldi. Mesela borsa gene yükseldi. Major paritelerle ilgili çok sert bir hareket olmadı. Ama petrolde evet belki rakamsal olarak baktığımızda çok büyük bir düşüş olmadı. Dün 19-20 seviyelerinde gidip gelirken bugün 18 seviyelerinde 1 dolar civarında bir aşağıya hareket oldu ama bu seviyelerde olacak 1 dolarlık hareket yaklaşık değil net %5'e tekabül eder. Bunu da unutmamak lazım. Petrolde bu kadar üst üste sert düşüşler yaşayan petrolde 20'li seviyelerde 1-1,5 dolarlık kayıp var. Çok ciddi kayıplar sayılabilir. Hani onun dışında da sadece petrolü vurmuş olması bu olayın çok enteresan. Mevzuyu dağıtmayalım. Mevzu benim tahminim o ki, bu sadece kişisel bir tahmin. Eğer bu takvim Uzak Doğu'da Çin'de, Güney Kore'de işlediği gibi, İtalya'da çalıştığı gibi iyi kötü çalışacaksa önümüzdeki haftanın son kötü hafta olacağını düşünüyorum. Ondan sonra Amerika bazlı hastalıkla ilgili rakamların artsa bile ivmesinin düşeceğini daha küçük artışlarla hani o meşhur tik yaptı kelimesinin karşılığını bulacağını ve ondan sonra piyasanın artık daha iyimsere doğru yönleneceğini düşünüyorum. Bekliyoruz. Bugün haftanın son günü zaten. O manada bugün sadece seyrediyoruz. Önümüzdeki haftayı da göreceğiz. Ben dediğim gibi önümüzdeki hafta çok kötü bir hafta olacak demiyorum. Tekrar bu tür şeyleri yanlış anlaşılmasın diye düzeltme gereği hissediyorum. Çok kötü bir hafta olacak demiyorum. Olsa olsa böyle kötü bir hafta daha kaldı önümüzde. Ondan sonra taşlar biraz daha yerine oturup biraz daha önümüzü görür hale geleceğiz. Korelasyonlar, mekanizmalar daha doğru düzgün çalışmaya başlayacak. İşleyiş daha kalıbıyla, daha kendi kalıbına uygun olarak çalışmaya başlayacak şeklinde bir yorum olarak kabul edin. Bu arada arkadaşlar şeyi söyleyeceğim. Yani bugün genel olarak isterseniz şey yapalım. Hani grafik analiz olabilir ya da mevzu bunun sınırlaması olmadan Forex ile ilgili soracağınız işleyişle ilgili stratejik açıdan herhangi bir şey olabilir. Sorularınızı daha uzun bir süre içerisinde cevaplama şansı bulacağız bugün. Zaten dün yoğun bir şekilde grafik analiz şeklinde çalışmalar yapmıştık. Bugün biraz daha soru ağırlıklı fayda var diye düşünüyorum. Aslında bir bakalım. Yazan arkadaşlar olmuş.
Ses çok mu kötü arkadaşlar? Ses çok kötü gibi bir şey gelmiş ama yani evet, bu sesle ilgili bir genel bir şey olduğunun ben de farkındayım ama bugünlerde teknoloji marketlere açık olmadığı için yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Bir müddet daha maalesef böyle idare edeceğiz. Ondan sonra bir düzeltiriz diye düşünüyorum. Sağ olsun Selim, sağlığını sormuş. Sağlığın gayet iyi. En son birkaç ay önce stent taktıktan sonra kalbi de sıfırladık. Bir sorun yok şimdi. Teşekkür ediyorum o konuyla ilgili. Merakım gidermiş o. Evet, petrol, Ali de petrolden başka bir şey düşünemez oldu diyor. Yani herkesin tabii farklı farklı pozisyonları olabilir. Biz burada bencillik yapmış olmuyor mu? Bizim ağırlıklı petrol pozisyonlarımız olduğu için hemen her webinarda ya da her videoda, YouTube'a attığımız videoda kimden kıyısından da olsa petrole dokundurmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Onun dışında pozisyon, kendine özel pozisyonlar açısından sormak istediğiniz şeylere de cevaplamaya hazırız. Bu manada sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yine petrolle ilgili gelmiş. Sesle ilgili yine bir şikayet var. Dediğim gibi maalesef bugünlerde buna yapabilecek bir şey yok arkadaşlar ama ses bir saniye sadece bir kısa bir şey rica edeceğim. Bir mod değişikliği yapacağım sesle ilgili. Bir bakın bakalım, hemen cevap verirseniz sevinirim. Şuradan. Bir ses düzeninde bir değişiklik var mı? Var mı? Daha mı iyi? Daha mı kötü? Allah Allah. İyidir. Demek ki mikrofon kaynaklı değil, ben kaynaklıymış problem. Burada ses ayarlarından birisinde evet daha iyi olmuş. Tamam, teşekkür ederim. Mesajınızı alındı. Bundan sonra böyle devam edelim. Ya kusura bakmayın, ben böyle çok teknolojiye çok hakim bir insan değilim. Bu şekilde idare ediyoruz. Hep beraber öğreniyoruz. Sizle beraber ben de öğreniyorum. Teknolojiyi kurcalaya kurcalaya öğreniyoruz. Bunu da benim acemiliğime verin. Neyse, halletmiş olduk. Tamam, evet, videoları da bu ayarda çekeceğiz bundan sonra. Videoları da bu ayarda çekersen seviniriz demiş. Tamam, ses işini halletmiş olduk ama size sözüm olsun, iyi bir şey, pardon, iyi bir mikrofon da alacağım. Paraya kıyıp alacağım yani. Hiç sıkıntı etmeyin. Zafer Bey bir soru sormuş, ona geçelim. İhmal etmeyelim bu arada. Dün marjin yönetiminden bahsetmiştiniz. Uzun vadede örneğin pozisyon almak niyetinde, iki ayda pozisyon almak niyetinde olursak bu konuda bize aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Zafer Bey, tam sorunuzu anlamadım marjından. Yani eğer sorduğunuz şuysa, sıfır riskle ben VTI'de pozisyon almak istiyorum. Nasıl bir hesap yapmalıyım? Ben böyle anladım. Doğru mu anladım bilmiyorum. Eğer sorunuz bu şekildeyse, evet yani şöyle anlatayım kısaca. VTI'da eğer Tickmill'de işlem yapıyorsanız bakın, yani bu işin biraz alfabesine girmek olacak. Belki bazı arkadaşlar bundan sıkılabilir ama madem hani içerik ve konu önemli değil dedik. Zafer Bey de sormuş. Yine ben yanlış anlamamışımdır umarım. Şimdi burada yapacağınız işlem büyüklüğü çok önemli. İşlem büyüklüğü Tickmill'de her bir lot bir varil petrole denk gelir. Bunu şuradan girersiniz. Sol taraftaki kotasyon sayfasından sağ tıklarsınız, özelliklere girersiniz. Özellikler içerisinde şurada bakın sözleşme büyüklüğü diyor. Sözleşme büyüklüğü çarpanı Tickmill'de 1. Bazı firmalarda bu 100'dür, bazı firmalarda da 1000'dir. 1 olması ne demek? Bir lot petrol aldığınız zaman 18.10 dolarlık, 18.10 şu an için söylüyorum, bu kadarlık alışveriş yapıyorsunuz. Eğer bunun çarpanı 100 ise, sözleşme büyüklüğü 100 ise, bir lotluk, şurada şuraya bunu kapatalım.
buraya 1 lot yazdığınızda 100 varil işlem yapmış olursunuz. Demek ki 100 çarpı 18 dolar 1800, 1820 dolarlık, 10 dolarlık neyse. Yani çarpı 100 oradaki sözleşme büyüklüğü neyse ekrandaki altın için de böyle, petrol için de böyle. Para çiftleri için standart, onu birazdan söylerim. Oradaki çarpan neyse burayı da çarparsanız yaptığınız işlem büyüklüğünü görürsünüz. Şimdi 100 basit hesap olsun diye söyleyeyim. 1000 lot petrol için 1000 lot petrol aldınız. Diyelim ki 18'den aldınız 1000 lot petrolü. 18'den satın aldığınız petrol terste kaldığınızda her 1 dolarlık kayıplarda, yani 18'den 17'ye gelmişse 1000 dolar ekranda zarar görürsünüz. Bu para çiftleri gibi değildir. Petrolde ve emtialarda, hatta şeylerde, endekslerde, borsa endekslerinde de düşerken de çıkarken de sabit, her tikte aldığınız işlem büyüklüğünde, yani her dolarda aldığınız işlem büyüklüğünde kar ya da zarar edersiniz. 1000 varil petrol almışsanız, petrol 1 dolar aşağı inerse 1000 dolar ekran zararı görürsünüz. 2 dolar aşağı inerse 1000 varil petrolde 2000 dolar ekran zararı görürsünüz. Marjin hesabınızdan kastınız sizin, ben yanlış anlamadıysam onu soruyorsanız, hani burada en şey abartılı en kötü senaryo ne derseniz, 1000 varil petrol alıyorsanız, sıfıra dayanıyorsanız patlama ihtimaliniz yok demektir. Yani işlemleriniz kapatılmaz, stop out olma riskiniz ortadan kalkar. O zaman 18'den aldığınız petrol için her 1000 varil için 18 bin dolar ayırmanız lazım. Bir de burada tabii bağlı teminat oranı falan var. Onu sıfır kabul ediyorum. O sıfır değil aslında ama bunu sıfır bile kabul etsek, yani ekran zararınız sizin marjin hesabınızdaki mantık şudur. Ekran zararınız sizin paranızdan daha büyük olamaz. Bu şekilde dönüşmeye başlarsa firma sizin teminat yetersizliğiniz açısından bütün işlemlerinizi kapatır. Burada stop out olmak denir. Böyle bir durumda işlem açtığınız parite, siz stop out olduktan sonra dönüp çok uçuk kaçık yerleri bile görse, sizin tahmininiz olan yönde o yerleri bile görse geçmiş olsun demektir. Artık sizin işleminiz yok. Mevcut açık işleminiz olmadığı müddetçe zararı ekarte edip zararı kapatma şansınız da olmaz. Marjin hesabını aslında para çiftlerinde biraz daha farklıdır marjin hesabı. Biraz daha detaylı bir konu ama bu konuyla ilgili marjin hesabının nasıl yapılacağı çok şey değil aslında. Kolay ama anlatması uzun bir mevzu. Şimdi arkadaşları sıkmayalım. Onu şeyde, işte internette, Google'da FX hesap makinesi diye yazdığınız zaman şey çıkıyor karşınıza. Ziraat Bankası'nın var galiba. Ziraat FX'in var, öyle bir şey hatırladığım kadarıyla. Orada kaçtan başlar, kaça düşerseniz, kaç lot işlemde ne kadar zarar görürsünüz, bunları net olarak görebiliyorsunuz. Oradan o hesabı yapıp ana paranızdan daha yüksek zarar görmeme çerçevesinde işlem açmanıza, marş hesabınızı doğru tutmanız açısından çok önemlidir. Bu konuyu atlamamanız lazım. Mevzunun aslında şeyi, içeriği çok daha derindir ama bugün özel petrolde bunu anlatmış olalım. Yani sanıyorum soruyu yanlış anlamadım. Yanlış anladıysam arkadaş beni buradan özür şey yapar. Başka soruya bakalım. Ahmet Bey ne demiş? Yeni vadede petrol 26 dolar gözüküyormuş. Acaba burada rollover var mı, yoksa fiyat öyle mi açılacak? Haftaya teşekkürler. Şimdi burada derken arkadaşlar, şu şeyde ben yanlış anlıyor olabilirim. Yanlış anladıysam şey yapın, düzeltin. Burada da Ahmet Bey'in sorusunda da burada derken, şimdi firmayı mı kastediyorsunuz onu bilmiyorum ama ben bu 26 dolar mevzusundan bahsedeyim. Şimdi mevzu şu arkadaşlar, petrolde iki tür işlem vardır.
birisi, daha doğrusu iki fiyatlama vardır Forex piyasasında. Birisi CFD denilen, CFD denilen vadeli işlem şekli. İkincisi de bu benim ekranımda şu anda açık şekilde gördüğünüz spot petrol fiyatlamasıdır. Tikmil'de spot fiyat verilir. Spot fiyattan kasıt şudur. Bunda hiçbir kesinti yoktur. Hiçbir vade değişikliği yoktur. Açtığınız işlemi ilelebet swap olur olmaz, o ayrı bir mevzu. Swap varsa ve swap'a razıysanız açtığınız işlemi ilelebet ömür boyu siz ve Tikmil var olduğu müddetçe ömür boyu taşıyabilirsiniz. Spot'tan kasıt budur. İkinci işlem şekli CFD kontrat dediğimiz vadeli kontrat. Evet, Ahmet Bey'in de söylediği gibi belli vadelere dayanır. Açılış ve kapanış tarihi vardır. Genelde bu vade süreleri 1 ay 30 gün civarındadır. Ama işte cumartesi pazara denk gelmesi, ayın uzun olması, kısa olması falan derken yani 28 gün, 25 gün olduğu da olur, 32-33 gün olduğu da olur. Ortalaması 30 gündür diyelim. İşte bu kontratlara şöyle isim verilir: Ocak kontratı, Şubat kontratı, Mart kontratı. Şimdi uluslararası piyasada bu dönem kontrat yenilenme tarihi önümüzdeki pazartesi günü. Yani ayın 20'sini 21'ine bağlayan gece fiyat sağlayıcıların son zamanlarda, daha önce böyle değildi. Her fiyat sağlayıcı kendi kontrat dönemini kendisi belirliyordu ama son birkaç senedir fiyat sağlayıcılar kendi aralarında, şu anda ismini hatırlamadığım bir şey, hani zorlasam çıkarabilir miyim diye düşünüyorum da yok, çıkacak gibi değil, hakikaten hatırlamıyorum ismini. Bir ağ teşkilatı kurdular. Bu ağ sayesinde hem birbirleriyle çok hızlı işlem transferi yapıyorlar, hem de ortak fiyat belirleme açısından çok avantajlı bir şekilde getirdiler. Bu ağ kurulduktan sonra da bu tür kontratlı, vadeli kontrat tarihlerinde ortak noktalarda buluşturmaya başladılar. Petrol şu anda öyle. Ayın 20'sinde, yani pazartesiyi salıya bağlayan gece kontrat bitiş tarihi, eski kontratın bitiş tarihi, yani Nisan kontratının bitiş tarihi. Mart kontratı da saat 00:01'de Salı günü gece 01'de açılacak. Şimdi burada evet 26 dolar görünüyor bu CFD kontratlarda, bu söylenen vade farkı. Maalesef CFD kontratlardaki bu tür fiyat değişikliği bir spot fiyatla işlem yapan kişilere de yansıdı. O da şöyle yansıdı: buradan doğacak vade farkı bize swap olarak yansımaya başlıyor arkadaşlar pazartesinden itibaren. Bunu birçok arkadaş biliyor. Umarım uzun sürmez. Burada şimdi sormak istediğiniz şey, fiyatlar bizim 26 dolardan mı açılacak? Hayır, öyle olmayacak. Yani eğer sizin ne tarz bir işlem taşıdığınızı bilmiyorum ama taşıdığınız işlem eğer şeyse Ahmet Bey, spot fiyatsa işlem kaldığı yerden devam edecek. Aynı şekilde devam edecek. Peki bu aradaki kopukluk ne olacak? 26 dolardan açılan işlem vadeli kontratlar için arada ne kadar fark var? 26 dolar değil de, orada bir yanlışlık olabilir mi acaba? 6 dolar civarında bir fark var diye biliyorum ben. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Şu anda 18 ise yani 26 değil de 24 civarında açılabilir kontrat değişikliğin. Tabii o günkü spot fiyatının ne olacağı da önemli burada. 6 dolar civarında bir fark var. Mevzuyu dağıtmayalım. 6 dolar civarında bir fark var bildiğimiz. Bu 6 dolar CFD kontratta işlem yapan arkadaşlar için maalesef yıkım demek. Bana göre yıkım demek. Yani biz lot başına 4 sente dayanamazken 26 dolarlık bir fiyat farkı bir ay içerisinde yaklaşık 20 sent demektir. Bize uygulanan swap'ın işte 5 katı neredeyse. Bu çok ciddi bir yük. 6 dolar CFD kontratta 6 dolar fiyat farkı, yani siz CFD kontrat işlem yapıyorsanız spot fiyattan 6 dolar yukarıda işlem yapmaya başladıysanız ve long pozisyondaysanız, her gün 20 sent firma size gece 12 kapanışıyla bir açılışı arasında her gün 20 senti yedire yedire
spot fiyatı yani bu 6 dolarlık farkı ay sonunda, yani daha doğrusu ay sonu demeyelim de kontrat sonunda sizi spot fiyata yakınsayacaktır. Long pozisyonda olanlar için bu çok ciddi bir yıkım. Short pozisyonda olanlar için bir avantaj mı? Evet, her gün 20 santlik bir avantaj var. Yani 6 dolar yukarıdan açan kontratın eğer short pozisyon taşıyacaksanız, taşımaya niyetliyseniz her gün 20 sant sizin avantajınız olacak. Bu da artı swap demektir aslında short pozisyonlar için. Bu çok ciddi bir getiri ama ben şunu önermiyorum. Yani daha önce bunlar dolar TL'de, Euro TL'de ya da rublede ya da zarda bu tür işlemler deneyen çok arkadaşlar oldu. Yapmayın dediğimiz halde dinlemediler. İlk zamanlar biz de bu böyle bir şey yapılabilir mi acaba falan diye işte çok uzun zaman öncesini ben de hatırlıyorum. Bizim de aklımız gidip geliyordu. Şunu söylemek istiyorum. Swap'a hesap ederek Forex'te işlem yapılmaz. Bu çok ciddi bir yanılgı olur. Forex'teki hareketler, evet swap size bir yükse, eksi swap olarak sizin hesabınızdan alınıyorsa evet bu bir yüktür. Katlanıp katlanamayacağınıza bakarsınız. Katlanabiliyorsanız işleme girersiniz. Katlanamayacaksanız işleminizi kapatırsınız ya da hiç girmezsiniz. Swap önemli bir etkendir ama artı swap alacağım diye swap'a yönelik işlem yapılmaz. Ben bunu doğru görmüyorum. İşlem pozisyonun hareket hedefine göre yapılmalıdır. Swap hesabıyla hareket yapanların, işlem yapanların başarılı olmadığını ben gördüm. Daha doğrusu başarılı olanını görmedim diyebilirim. Bu konuyu da böyle geçirmiş olalım. Tikbil'le konuştuğumuzda Tikbil'e özel bir soru gelmiş. Ali Eser sormuş. Tikbil'le konuştuğumuzda petrol soru olacak diyor. Sizin görüşmelerinize geçici mi dediler? Özel cevaplanıyor. Özel falan değil canım. Niye özel olsun? Ya şimdi bir kere arkadaşlar şöyle hissiyata kesinlikle kapılmayın. Yani ben Tikbil'in maaşlı elemanı falan değilim. Bu şey konusunda ya olsam da ayıp değil bunu da söylerim yani onu çekindiğim için böyle söylemiyorum ama hep şeyde bir böyle yanlış anlama olur ya ya firmanın elemanısın firmanın elemanı mısın falan diye hayır ben o manada firmanın elemanı değilim firmanın tarafında da değilim ben tabii ki kendi çıkarlarımı öncelikle kendi çıkarlarımı sonra arkadaşlarımı yok yok yanlış anlamadım hani yok. Ben sadece genel olarak bir açıklama yapayım. Hani sen bir mesele olmuş olduğunu söyledim. Çünkü çok uzun zamandır bu şeyleri söyleyen ya da ima eden arkadaş olmadı sağ olsun. Hiç öyle bir kişiyle karşılaşmadım. Ama bu benim için de bir şeydi. Ben açıklama gereği hissediyorum. Onun için söylüyorum. Ben bu manada firmanın çıkarlarını gelince öncelikle tutan bir şeyde değilim, konumda değilim. Olsaydım bunu da söylerdim. Bunun da bir ayıbı yok. Elbette bir firmanın çalışanı o firmanın çıkarlarını gözetmek durumundadır. Ama benim öyle bir iş ilişkim yok. Dolayısıyla ben sadece bir fon yöneticiliği ve yatırım şekliyle firmayla olan ilişkim. Bu webinar meselesi de işte bizim bu konuyla ilgili eğitim, seminer tecrübelerimize dayanarak işte firma benden rica etti. Biz de iyi bir çalışma, faydalı bir çalışma olabilir diye kabul ettik. Faydalı olabilirse seviniriz. Onun dışında bizim firmayla sadece şöyle bir şey ilişkimiz var. Hani doğal bir şey oluştu bizim arkadaşlarla olan aramızda. Bu işin içerisinde olduğunuz zaman hani bazı soruların sorulan, danışılan abi olmaya başladığınız zaman insanlar her şeyi sorduğu gibi bir süre sonra gelip size firma tavsiyesi de istiyorlar. Biz de güvendiğimiz, bildiğimiz firmayı, çalıştığımız firmayı söylüyoruz. Yani bunu söylemekten de çekinmiyoruz. Ben kendim çalışıyorsam o firmayı da söylerim. Çünkü biz çalışmaya başlamadan önce gerçekten çok uzun süre araştırma yapıyoruz. Lisansı nedir, hangi ülkenin şirketidir, hakkında herhangi bir dedikodu var mı, daha önce yaşanmış tecrübeler var mı?
Bunu yapıyoruz çünkü yani ben birçok arkadaş yine biliyordur, bilmeyen arkadaşlar vardır belki diye soruyorum. Ben sadece kendi fonumla ilgili çalışmıyorum. Hatta benim fonum diğerlerinin yanında yok denecek kadar küçük ve azdır. Samimi söylüyorum öyledir. Yani benim esas işim yatırım yöneticiliği, yani yatırım danışmanlığı, yatırım yöneticiliği, portföy yöneticiliği. Yani belki 15 tane, belki 18 tane, tam sayısını hatırlamıyorum şimdi. Evet, sayarak öğrenebilirim. Bunu söylerken benim de aklıma geldi. Sayacağım en kısa zamanda kaç tane diye. Yani ortalama 15 tane bende şeyi olan yönetici arkadaşlar var. Pardon, yatırımcı arkadaşlar var. Ben onların fonlarının yöneticiliğini yapıyorum. Bu süre içerisinde de firma tavsiyesinde bulunan arkadaşlara, daha doğrusu firma soran arkadaşlara biz de bunları söyledik. Selim buradan hemen şeyi sormamış. Evet, tavsiye eden benim. Ben asıl firma elemanı oluyorum galiba diye. Yani yok, doğru söylüyor. Ya yani yok, sen firma elemanı değilsin canım. O manada bir şey söylemiyorum. Bu firma elemanını kötü olarak da algılanmasın. Bu arada tabii bizim gruptaki, Facebook grubundaki Selim bu firmada bizden daha önce çalışan bir arkadaş. Onun fikirleri de bizim için çok önemliydi. Tecrübe sahibi birisinden deneyimlerini almak bizim için önemliydi. Bu firmayla tanıştıktan sonra da herhangi bir aksilik olmadı. Bu swap meselesine çok girmeyelim. Şunun için girmeyelim. Yani swap nedir, neden geliyor falan, bunları çok konuştuk zaten. Girmeyelimden kastım şu: gerçekten hani bunun artık geri dönüşü olmadığını sanıyorum hepimiz anlamışızdır. Biz de gördük onu. Yani ben samimiyetimle şunu söylüyorum, tekrar altını çiziyorum. Ben firmanın elemanı olmadığım halde söylüyorum bunu. Ortada şöyle bir maliyet var. Birebir konuştuğumuz arkadaşların birçoğuna söyledim. Ortada gerçekten bir maliyet var. Yani biz yakalandık ve firma bunu bir fırsata çevirdi değil. Arkadaşlar, öyle öyle dönmüyor maalesef. İşler gerçekten öyle dönmüyor. Fiyat sağlayıcılar swapları günlük güncelliyorlar. Her gün güncelleyebiliyorlar. Yani siz ödemezseniz firma ödeyecek hale geliyor mevzu. Evet, ufak tefek rakamlarda, ufak tefek değişikliklerde firma mukayese yani müşteri kaybetmemek için belki bir kısmını absorbe etmeye çalışıyor, ama yani bu sadece bu firma için değil. Biz daha önce başka firmalarda da çalıştık. Başka firmalarla da bu tür swap sıkıntılarımız oldu. Netice aynı netice. Yani ortada bir maliyet var. Bu maliyeti ya sen ödeyeceksin ya firma ödeyecek. Firma şu açıdan kısmen üstleniyor. Hani net pozisyon açısından senin 100 long, longun varsa bir başkasının 50 long short, 50 lot shortu varsa kendi içinde bunu 100 long, 100 lotla 50 lotu netleştirip 50 lot long pozisyonu gibi fiyat sağlayıcıya aktarıyor. En nihayetinde bakın 20 sentle 4 sent arasındaki farkı bunun için firma bize verebiliyor. Yani firma 20 sent, emin olun 20 sent ödüyor. Yani burada swap neden sizden 4 sent almakla yetiniyor? Yani net pozisyon açısından fiyat sağlayıcıyla hesap gördüğü için firma bunu bu şekilde idare edebiliyor. Yoksa tek başına bir yatırımcı bunun altından kalkamaz. Bunu da böyle söylemiş olalım. Swap daimi olacak mı petrolde? Ya petrolde daimi swap olmasını ben çok düşünmüyorum. Bize de öyle söylemediler. Öyle olmadığını ben hala iddia ediyorum, ama şunu iddia edemem. Yani daimi olmayacak, bir ay sonra kesilecek, daimi olmayacak, 2 ay sonra kesilecek diyemem, onu bilmiyorum. Çünkü piyasa şartlarının ne zaman oturacağını gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Ben sadece bir maksimum 2 aylık bu işe bir süre olur diye düşünüyorum. Bunun dışında çok daha uzun süreceğini düşünmüyorum. Onun sebebi de şu: yani şeydeki fiyatlamalar sağlıklı olmaya başlayınca, petrolün kendi içindeki fiyatlamalar
sağlıklı olmaya başlayınca swaplar da eski haline dönecektir. Swap, eski halindeki swap neydi? Size söyleyeyim. 100 varil petrol için, pardon, 1000 varil petrol için 5 dolar 6 dolar civarındaydı. Yani şimdi illa da swap olacaksa 5 dolar 1000 varil petrole 4 dolar 5 dolar swap verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Çok da umurunuzda değil. Daimi olmuş ya da olmamış. Önemli değil. Yani şunun için önemli değil. Katlanılabilecek swap vardır. Katlanılamayacak swap vardır. Bir de arada can yakan türden swap vardır. Şimdi bu esnada şu bir aylık, iki aylık süreç içerisinde bizim karşımızda maliyet olarak görünen 4 santlik maliyet katlanılamayacak bir swap cinsi değil ama can yakacak bir swap cinsi. Yani nereden bakarsanız bakın hesap büyüklüğüne, işlem büyüklüğünüze göre fena sayılmayacak bir para ama yani hani neyse daha şey söylemeyeyim. Hani 150-200 dolar olması başka bir şey. Pardon, başka bir şey. 1000 lota 40 dolar olması başka bir şey arkadaş. Bir iki ay sonra normale dönecek demedim Ali. Yani benim tahminim öyle diyorum. Yani swapsız duruma geçmese bile swaplar normale döndükten sonra firma bu konuda zorluk çıkaracağını düşünmüyorum ben zaten. Ha, o kadarını da ben firmanın adına şimdiden söylemiş olayım ama yanılır mıyım, yanılmaz mıyım onu bilmiyorum ama orada bir daimilik şu anda söz konusu değil. Bu konuda belirsizlik var demek daha doğru. Yani daimi olup olmayacak. Daimi olacak diyen kişi de size sadece kendi fikrini söylüyordur. O kadarını söyleyeyim. Bir başka soruya bakalım. CFD'lerdeki 20 sente kıyasla swapsız sayılır. Doğru. Evet. Yani CFD'lerdeki 20 sente mukayese ederseniz yani evet swapsız sayılmaz ama neticede çok daha ehven olduğu söylenebilir bizim 4 santlik swap'ımız. Başka soruya bakıyorum arkadaşlar. Bekletmiş olmayayım. Grafik okuma ile ilgili bilgi verecekmişsiniz demiş Mehmet Bey. İlerleyen günlerde yani grafik çalışması yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet Mehmet Bey şöyle söyleyebilirim. Yani bu önümüzdeki hafta olabilir. Salı günkü webinar da olabilir. Perşembe günkü webinar da olabilir. Onunla ilgili bir gün sözü vermiş olmayayım ama evet bu özellikle grafik çizimlerde neye dikkat edilmeli? Nereye kadar tolerans sayılabilir? Neresi artık olmaması gereken kırılma noktalarıdır? Onunla ilgili yani çok en başından işin alfabesinden başlayan bir böyle okuma yazma gibi bir çalışma olmasa da çizimlerdeki en azından temel fikir sahibi olabileceğiniz, devam eden süreçte de yavaş yavaş gördükçe evet bu şu demekmiş. Yani en azından grafik okumanın ne olduğunu anlatmaya yönelik ve hassas noktaları nedir? Grafik çiziminde yapılan en temel yanlışlar nedir? Yapılmaması gereken şey nedir? Onu evet anlatacağım. O büyük ihtimalle önümüzdeki haftanın Salı ya da Perşembe günkü konusu olabilir. Bunu söyleyebilirim. Başka soruya bakmaya çalışıyorum. Soru değil herhalde. Ses yankı oldu. Evet, başka da soru yok herhalde. Ben mi dinliyorum? Ha, swaplarla kaçak görüşme stratejisi geliştirilebilir mi? Bu çok fazla özel bir soru. O tür alternatif hesaplarımızı bizzat konuşalım Remzi Bey. Remzi sormuş. Swapla ilgili kaçak görüşme olabilir mi? Yok olamaz deyip mevzuyu kapatmış olayım ben burada. bugün içerisinde ekranınızdaki hareketli ortalama kaç? Ben günlük hareketli ortalama kullanıyorum. Şuradan bakarsak açmış olayım ekranı. MA'sı simple. Zaman aralığı 50.
Bu şeyde de diğerlerinde de öyle ama bu, evet. Yani 4 saatlikte, günlükte, saatlikte e-link kullanıyorum. Ya burada çok kısa da bir vaktimiz varken bunu söylemiş olayım. Aklımıza geleni söylüyoruz. Biraz bugünkü şey dost sohbeti gibi oldu. Yine siz aklınıza gelen soru olursa bu birkaç dakika içerisinde yazın. Kapatmadan cevaplamaya çalışırım ben. Burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben ekranımda hani bu mevzuyu şimdiden söylemiş olayım. İlerleyen günlerde belki indikatör durumlarını falan konuşuruz, inceleriz falan ama ben ekranımda hareketli ortalama ve RSI dışında çok fazla bir şey kullanmıyorum. Kullanmaktan tarafta da değilim açıkçası. Böyle birçok arkadaş hani beni bilir, ben indikatörlere çok sıcak bakan bir insan değilim. Hep şöyle gelmiştir bana indikatörler, yani işte o Bollinger bandına anlam yüklemek, Ichimoku'ya anlam yüklemek işte falan falan bir sürü şey. Bunlara bir takım anlamlar yüklemek bana çok doğru gelmiyor. Çünkü hep böyle yani bir Bollinger bandını oluşturmaya kalktığınız zaman mesela bakıyorsunuz saatlikte, günlükte, 4 saatlikte neyse önemli değil. Şöyle söyleyeyim mesela şu son mumun üzerinde bir şey yok. Yani Bollinger bandı orada daha henüz oluşmamış. Niye? Mumun nerede kapatacağını bilmiyor. Peki ne olacak? Bu mum kapanacak. Ondan sonra diğer muma geçecek. Bollinger bandı da kapanan mumun üstüne doğru aşağıya ya da yukarıya doğru kendini alttan ve üstten çizecek. Yani biz aptal mıyız arkadaş? Yani şimdi bu mum kapandıktan sonra ne olduğunu ne olacağını ben de görüyorum zaten. Bollinger bandı bana burada ne çizecek, ne yardım edecek? Yok işte bandın dışına çıkmış, bandın içine girmiş. Yani hani ben bir şey demiyorum. Bu şeyleri, indikatörleri kullanan arkadaşlara şey yapmıyorum. Yanlış anlamasın kimse beni ama böyle olmuş bitmiş maçı yorumlayan şeyler bana eskiden beri çok sıcak gelmiyor. Hareketli ortalama bu manada size bir şey gösteren bir hani Bollinger bandı gibi, Ichimoku gibi, diğer indikatörler gibi size bir şey vaat eden bir tarafı yok. RSI'nin de öyle bir şey vaat ettiği yok aslında. Doğru bakarsanız RSI'ye bir takım anlamlar yükleyip de işte bu 30'a geldiği zaman alınır, 70'e geldiği zaman satılır, aşağıya inerse şey yapar filan. Bunları da çok doğru değerlendirdiğimizde düşünmüyorum ben. RSI de en nihayetinde hareketli ortalama da bir istatistiktir. Yani işte hareketli ortalama çok basit basit ortalama. Yani son 50 mumun ortalamasını alıyor. RSI de buna yakın bir istatistiği gösterir. Matematiksel istatistiği gösterir. 30 ile 70 arasındaki 50'yi pivot bölge seçerseniz aşağıya inen grafiği yukarıya doğru basacağını, basılabilme ihtimali olduğunu daha doğrusu, bu şekilde hareketin daha kolay olduğunu, yukarıya çıkan RSI'nin de aşağı doğru bir baskı yarattığını söyler. Onun için de RSI okumanın ben başka şekilde olduğuna inanıyorum. Herkes gibi de okumuyorum. Birçok seferinde de böyle değişik ortamlarda çokça tartıştık bu konuları arkadaşlarla. Ben RSI'yi herkesin okuduğu gibi okumuyorum. Mesela çok şu net farkımızı söyleyeyim. Herkesin negatif uyumsuzluk dediğine ben pozitif uyumsuzluk diyorum. Başka bir şekilde yorumluyorum. Yani kendine alan yaratmaya çalışıyor diye yorumluyorum. Herkesin RSI'si kendine diyelim. Ne diyelim yani ama ben hareketli ortalama ve RSI dışında başka bir indikatör, başka bir yardımcı araç, herhangi bir osilatör kullanmıyorum. Kullanmasını da tavsiye etmiyorum ama siz yok ben şunu kullanıyorum ve çok müspet sonuç aldım diyorsanız ona da diyecek bir şeyimiz yok. Onu bilmiyorum ama ben şimdiye kadar çok faydalı olduklarını görmedim. O doğrultuda bir şeyde RSI'yi uyumsuzluk için kullanıma uygun gibi. Doğrudur, evet. Ben de o manada bakıyorum. Ahmet Bey bu şekilde söylemiş. Yani ben de öyle bakıyorum. Bunların en nihayetinde işte hareketli ortalama bir arada şimdi destek direnç neye göre vardır? Bir yatay destek direnç oluşturursunuz ekranınızda. Bir de eğer net bir trend çizgisi varsa bu trend çizgisinin altında destek, üstünde
direnç bölgesi olur. Bir kanal oluşmuşsa, yükselen bir kanal ya da düşen bir kanal oluşmuşsa, şimdi ya yatayda oluşur ya da trend desteği, trend direnci oluşur. Hani hareketli ortalamada anlık tepki verebileceği yer açısından özellikle böyle küçük grafiklerde değil ama günlükte falan baktığınızda tepki bölgesi açısından önemli yerler olabilir. O da şey tabii yani her paritede, her enstrümanda aynı şekilde verimli çalışacağı manasına da gelmez. Ben alışkanlık olmuş herhalde bütün ekranıma koyuyorum ama bakarken şöyle bakmak lazım. Hangi paritede, hangi enstrümanda doğru çalışıyorsa, uyumlu çalışıyorsa bazen bir de şöyle olabilir. Bazı enstrümanda hani çok uzun süre uyumsuz çalışır da ondan sonra bir düzene girer. Bunu da ayırt edebilmek lazım. Biraz böyle bakmak lazım sanıyorum. O manada doğru değerlendirmek lazım. Bunların hiçbirisi size zaten ilerleyen günlerde de bunları tekrar tekrar konuşacağız. Ne grafik, ne temel analiz, ne osilatörler, ne indikatörler, ne mum çubukları bunların hiçbirisi tek başına bir şey ifade etmez. Yani bir işleme girmeye niyet ediyorsanız temel analizinizin oturması lazım zaten. O işleme onay vermesi lazım. İşte dönüp daha büyük grafiklerden onay almanız lazım bana göre. Hani saatlik grafik onaylıyor ama günlük grafik onaylamıyor. Yok bu çok makbul bir işlem şekli değil benim için. Yani birkaç yerden ayrı ayrı onay almanız lazım. Yani artıları bir tarafa, eksileri bir tarafa koyduğunuz zaman artılar ciddi manada bu işleme gir, evet mantıklı bir işlem, doğru düşünüyorsun, doğru karar veriyorsun şeklinde size bir şey veriyorsa, bir olumlu sonuç veriyorsa öyle değerlendirmek lazım değil mi? Ben öyle gibi görüyorum. Yani tek başına sadece bir mum çubuğuna bakarak işleme girilir mi? Yani evet stoplu bir deneme şekli olabilir. Riske şu kadar paramı riske atarım. Gelirse de şu kadar var derseniz o da bir alternatif ama uzun soluklu bir işleme tek başına bir açıdan bakarak ne sadece trende ne sadece temel analize ne sadece indikatöre bakılarak karar verilmesini ben şahsen doğru bulmuyorum. Sanıyorum sorulardan cevaplamadığımız, atladığımız olmadı galiba arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Varsa da dediğim gibi benim teknoloji şeyime verin. Evet kalmadı. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki seminerimiz Salı günü akşam saat 6'da. Bundan sonra normal standart bütün düzenimize dönüyoruz. Salı Perşembe günü akşam 6'da. Çok anormal fiyat hareketleri olmazsa gene burada oluruz. Bu şakaydı. Burada olacağız zaten problemde. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.